Peki Emre Hoca ile o zaman devam edecek mi Fenerbahçe? Bu soruda akıllı. Ben bir dahaki sezonu hocası Emre Belözoğlu. Çok kısa söyleyeyim. Bence. Ben çok kısa söyleyeyim. O ilk bu soru geldiği zaman, Emre Hoca göreve geldiği zaman ben şuna inandım. Emre Belözoğlu bu takımı şampiyon yapsın. Sonra da desin ki yok kardeşim benim görevim 10 maçlıktı. Ben tamam çıkıyorum. Hiçbir yere gidemezsin kardeşim, kusura bakma. Yapmasa da kalır. Bak diyorum ki sana, bu takımı şampiyon yapsın Emre Belözoğlu. Desin ki ben bıraktım, ben 10 maçlık görevliydim, hoca bulun desin. Diyemezsin zaten. Hiçbir yere gidemezsin. Artı şu futbol, umut veren futbol üstüne koyarak devam etsin. Şampiyon olmasın da ikinci bitirsin. Yine Emre burada kalır. Ki bence oraya da çok yakışıyor yani. Mehmet Ayhan kalır mı? Kalmalı mı? Ben kaldı diyorum. Ben Mehmet Ayhan kadar ve Serdar kadar emin değilim. Çünkü aklında, fikrinde, zihninde, kariyer planını kendi oluşturan ve bu seneye belki Fenerbahçe'ye ayıran bir hoca var. Hı hı. Ben onlar kadar emin değilim. Olabilir. Bu arada kusura bakma, Mehmet Emin de, ben de, Serdar da, tüm yorumcu arkadaşlar da zaman zaman ağzımızdan Emre kaçıyor. Çok özür dilerim. Doğrusu Emre Hoca'dır. Ya Emre, ben mesela Emre Hoca haber yazarken bile kaptan yazıyorum hala abi. İşte ben kendim dahil herkesi eleştiriyorum. Olmaz öyle şey. Yanlış yapıyorum. Doğrusu Emre Hoca'dır. Emre Belözoğlu'dur. Bu arada Fenerbahçe'nin 3 tane teknik direktörü var. O da başka bir muamma. Şenol Çorlu Hoca'ya hayırlı uğurlu olsun. Teknik rektörlük koltuğuna Şenol Çorlu oturuyor. Şeyin resmen de lisansı var. Erdinç Hoca'nın da pro lisansı var. Şöyle, pro lisansında problem var. Şöyle, Erdinç Hoca'nın pro lisans yenilemesini... Vizesinde problem var değil mi? İşte yenilemede problem olduğu için Şenol Hoca bak, sezon sonuna sana kadar. Sana bir şey anlatayım. Şenol Hoca ile ilgili şunu anlat. Şunu düşünmüştüm. Filip Koku'yu kovdu ya Fenerbahçe. Bak yalvardım ekranda, burada değildim. Ya ne olur Şenol Çorlu'yu getirin. Millet dedi ki manyak mısın, ne alakası var ya evladım. Şenol Çorlu'yu getir. O sezon bitmişti hatırla. Elinde... Ya bitmiş senin 10 hafta sonra. Elinde Berke. Altay. Ferdi. Her gün aşağıdan çocukların şeylerini yeniliyorlardı. Hatırla. Kontratlarını evet, yeniliyor. Evet. Yani 8-10 tane genç oyuncu vardı. Barış. Hatırla. Ya Şenol Çorlu'yu getirin. Bu takımı sezon sonuna kadar kümede düşecek hali yok ya Şenol Çorlu'nun. Adamla beraber gelecek senenin de organizasyonu yapın. Gelecek senede... Düşüyordu ama. Ya abi tamam ondan atmaya çalışıyorum işte. Düşmez dedi abi. Şenol Çorlu da dünün adamı değil yani. Hı. Ya getirin falan. Bana ne yaptılar biliyor musun? Deli muamelesi yaptılar. Evet. Sen futboldan anlamıyorsun. Aptalın tekisinde deli muamelesi yaptılar. Vallahi billahi. Şenol Çorlu o dönem gelse belki daha büyük zenginlik olacaktı. Tabii sonra Ersun geldi falan filan. Şöyle ekleyeyim o zaman. Fenerbahçe taraftarının da şöyle bir tepkisi vardı. Kardeşim maç kazanamıyoruz. Bari genç kazanalım. Yani bir şey kazanalım yani, tamam mı? Hani krizden bir karla çıkalım düşüncesi vardı. Erwin Kumman bile devam edebilirdi biliyor musun o dönem? Ama tabii çok yoğun taraftar iste Ersun Yanal'a getirdi. Evet. Şenol Çorlu Hoca'ya hayırlı olsun. Gerçek bir futbol adamıdır. Bizim küçüklüğümüzün efsanesidir. Fenerbahçe'den önce bir Sakaryaspor. Bu arada Şenol Hoca ile sezon sonuna kadar bu anlaşma. Yani şurada 25 günlük falan bir anlaşma. Tabii. Hayırlı ama olsun. Şu bir gerçek. Ama seneye Emre Belözoğlu devam ederse o zaman Erdinç Hoca'nın şeyini bekleyeceğiz. Olacak büyük ihtimalle. Evet. Vizesini bekleyeceğiz. Ha? Peki Şenol Hoca hiç İK'dan yani insan kaynaklarına çıktı mı Fenerbahçe'nin? Yani herhalde gönderilmedi değil mi? Çünkü hep geri plandaydı Şenol Çorlu. Hiç İK'dan çıkmamış anladığım kadarıyla. Yok, bildiğim kadarıyla çıkmadı evet. Ben çıktı diye biliyorum. Çıktıysa da geri gelmiştir. Abi. Çıktıysa geri geldi. Ama ben öyle biliyorum. Yani, Fenerbahçe ile özdeşleşmiş miyiz? Evet, herhalde canım. Yani çıksa da Fenerbahçe'de. O başka. Çok yani, özel bir adamdır. Çok da sevdiğim, en fazla sevdiğimiz bir kağıttan ismini çizmişsindir ama hani... Gönlünden çıkartamamışsın. Hatta kendi çıktı diye duydum ben. Şimdi kalan maçlara baktığımızda Alanya, Erzurum, Ankara, Sivas, Kayseri'den Fenerbahçe kaç puan toplar? Soru bu. Çok güzel. Sorunun cevabı yok abi. Bana bir 100 lira versene, bunları bilip A-Spor'dan istifa edeyim. Bir 100 lira ver, onların hepsini bileyim. Şimdi, ben o parayı kaç para yaparım biliyor musun sen? Beyin fırtınası yapıyoruz. Tabii ki futbolda bunları öngörmek çok zor ama hani minimum ve maksimum kaç puan toplar? Vardır mutlaka kafanızda bir hesaplama. Fenerbahçe için en fazla 15 puan toplar evet, bence. İlk olarak Fenerbahçe ile başlarım. Bence o kadar toplar. 15'ten fazla. Yani 5 maçta 5 galibiyet alabilir. Yani öyle sormadın. En fazla kaç puan toplayabilir dedin. Ben dedim ki 15 yani. En az? En az da 0 olabilir. Ortası? Ortasını. Ya Fenerbahçe'nin formuna göre hesaplayacaksın. Tabii abi son, bak, en sondan başlayalım. Kayseri düştü mü son maç? 3 puan yazdım. O cevabı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 6. Yeni hoca geldi biliyorsunuz Kayseri. 9. Bir hoca da. 7. 8. hocası. Evet. 12. 15. Hı. Bence söyleyeyim. Mehmet Emin Uluç bir hesaplama yaptı. Yaptım. 15 puan dedim. 15 puan dedim.
buradaki kritik maçta Ankara hepsini alır diyorsun yani. Sen. Ankara Gücü maçı. Alanya ve Ankara Gücü maçları bence en kritik maçlar. Alanya'dan şöyle, Mehmet Ali'nin ısrarla vurguladığı savunma sıkıntıları var ya. Cezayı kesebilir. Alanya bunun faturasını sana çok ağır kesebilir. Ama bu sefer Emre Hoca da bunları en az bizim kadar görüyor. Ona tedbir alacaktır. Dolayısıyla o tedbirde Gustavo'dur. Ankara maçından, Alanya maçından ben 3 puan, Erzurum maçından keza 3 puan banko bekliyorum. Ankara Gücü maçı bence çok sıkıntılı bir maç olacak. Ankara Gücü maçında tereddütlerim olmasına rağmen yine 3 puan yazdım. Sivas ve Kayseri maçlarında da ben Fenerbahçe'ye toplam 15 puan yazdım abi. 11 ya da 13 diyorum. Sebebi şu, ya Ankara Gücü maçında ya Alanya maçında berabere kalır diyorum Fenerbahçe için. Ama Beşiktaş Rize'yi yener, Alanya ile berabere kalırsa ondan sonraki manevi çözülmeyle beraber bu 11'in 7'ye kadar gider. Dolayısıyla Beşiktaş Rize'de kazandı. Alanya Fenerbahçe'de berabere kaldı. Selamun aleyküm. O zaman finito. Ama olur. Alanya'yı yendiği zaman önündeki 12'den ne sorarsan ben Ankara Gücü'nü çok zorlamakla beraber Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum. Sivas'la Kayseri sorun olmaz. Erzurum maçı da bu haftaki Başakşehir maçına çok bağlı. Sabah Yılmaz Hoca'yı radyoya aldım. 8 puan dedi. İlla Başakşehir karşısında değil, bana 8 puan lazım dedi. Onu ki ayrıca onların 4 maçı zaten var yani. Onu ayrıca konuşacağız. 11-13 bandındayım. Ya 11 ya 13. Fenerbahçe için mi? Fenerbahçe için. Ya 11 ya 13 diyorum. Ben Beşiktaş 12 puan çıkarır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı sormuyor. Yok, Beşiktaş sormuyor. Fenerbahçe'yi soruyorsun. 15 puan. 11-13 bandındayım ben. Sivas Kayseri sorarsan 6 puan. Maksimum ama 15 puan. Benim hesaplarıma göre Beşiktaş 88 puanla şampiyon. Fenerbahçe 87 puanla ikinci, Galatasaray 82 puanla üçüncü oluyor. Kaç puanla? 82. 82 mi? Galatasaray Beşiktaş'a kaybedecek diyorsun. Burada Ahmet Hocam olacaktı. Ahmet Hocam. Onun yanında yap bakalım bu hesabı. Yok, şöyle, Fenerbahçe bütün maçlarını kazandı. Evet. Beşiktaş'la Galatasaray'da beraberlik dışındaki bütün maçlarını kazandı. Oradan birer puan verdim. Beşiktaş 13 puan, Galatasaray 13 puan, Fenerbahçe 15 puan alıyor. Beşiktaş 88 puanla şampiyon olarak tamamlıyor. Fenerbahçe 87'de kalıyor. Galatasaray 82 puanda kalıyor. Üçüncü oluyor. Son maç Beşiktaş Göztepe'ye mağlup olur dermiş. Olabilir. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene içeride Konya'da mı 4-7? Malatya'dan mı 4-7? Malatya'dan. 5 değil miydi? 4-2. 4-2 mağlup olur. Sarıkırmızı hatırlıyorum da 4 yemişti. Mehmet Özdirek'ti teknik direktördü. 2003-2004 sezonu. 4 yemişti şampiyon olduktan benim sonra. Fenerbahçe, o yüzden Beşiktaş Göztepe'yi kaybedebilir diyorum. Benim Fenerbahçe muhabiri olarak gittiğim ilk maç. Çarşamba günü bana görev tebliğ edildi. Gittim. Bir de 2007-2008 miydi? Konyaspor 2-0 yenmesine rağmen şampiyon daha sayılmıştı. Gene bir 2007-2008 olabilir. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. 2008-2009 olabilir. 2008-2009 Beşiktaş oldu da 2007-2008'de. Ha bir dakika, şampiyon olmuş 2007-2008. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sene Fenerbahçe son maçı İstanbul'da Kadıköy Konya ile olabilir, emin değilim. 2006-2007, 2007-2008. Ben de Konya'da yazdım. 2007-2008 olması lazım. O da 27 Nisan 2008'de Galatasaray'ın maçı vardı. Fenerbahçe maçı vardı. Nondon'un attığı golle yendiği maç vardı. 27 Nisan 2008'dir o. Ondan bir hafta sonra. 2007-2008. Son maç Konya 2-0 olması lazım. 2-3 böyle bir şey olmuş. Hafızam beni yanıltmıyorsa.